yıllar boyunca düğünde takılan takıların kadına ait olduğu kabul edilmiştir. 2021 yılında bir değişiklik yapılarak kim tarafından takıldığının bir önemi olmaksızın, hangi tarafın taktığının bir önemi olmaksızın kadının üzerine takılan takılar kadının, erkeğin üzerine takılan takılar ise erkeğindir diye kabul edilmiştir. Ancak 2022 yılında yeniden bir düzenleme yapılmış, düğünde takılan takıların tamamı kadına ait kabul edilmiştir, kadına bağışlanmış kabul edilmiştir. Ancak uygulamada bazen bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konuda iki güncel Yargıtay kararından bahsetmek istiyorum. Kişisel eşyalarını dahi yanına alamayan kadının ziynet eşyalarını yanına aldığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Yine bu kararla birlikte evi terk eden kadının ziynet eşyalarını yanında götürdüğü kabul edilmektedir. Bazen evli çiftler kadın evlilik birliğinin devamında hırsızlık olur, yeni evli olduğum bilinir, ziynetler çalınır fikriyle takıları kayınvalidesine teslim edebiliyor. Bu gibi durumlarda tekrardan boşanma sürecine girildiği zaman kadın iyi niyetli olduğu halde erkek kötü niyetli davranarak ziynetler bende değildir, ben zaten kadına teslim ettim diyerek ziynetleri teslim etmeyebiliyor. Bu yüzden fiziksel şiddet, psikolojik şiddet dolayısıyla evi terk edecekseniz nacizane tavsiyem şudur. Evden bütün şahsi eşyalarınızı almayın. Çünkü bütün şahsi eşyalarını alan kadının ziynetleri de yanında götürdüğü kabul ediliyor. Ancak bazı şahsi eşyalarınız evde kalırsa kişisel eşyalarını dahi alamayan kadının bütün ziynetleri yanına aldığı hayatın olağan akışına aykırı olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında bazen de kadınlar kötü niyetli davranabiliyor. Ziynetleri yanında götürdüğü halde ziynetleri almadım şeklinde boşanma sürecinde bir beyanda bulunabiliyor. Buna ilişkinde erkeklere tavsiyem ellerinde delil bulundurmaları, ekran görüntüsü alabilirler ya da kadın evden bütün eşyalarını aldıysa emsal Yargıtay kararı olarak dosyaya evi terk eden kadının bütün ziynet eşyaları yanında götürdüğü kabul edilir şeklinde bir karar sunabilirler. İmam nikahı esnasında taraflar kendi aralarında bir mehir kararlaştırıyorlar. Ancak özellikle mehir senedi imzalanıyor. Boşanma sürecinde mehir talep edilebilir mi? Mehir senedi varsa mehir talep edilebilir. Şöyle ki mehir senedi icraya konulabilir. Ancak bazen sadece sözlü olarak kararlaştırma olmuş, sözlü bir anlaşma var. Bu gibi durumlarda, yani elde bir mehir senedi yok. Bu gibi durumlarda kişinin yapması gereken, eğer mehri talep edecekse, mehrin talebine ilişkin bir tanık sunmalı. İspatı zor mu? Evet zor. Çünkü sizin sunduğunuz tanıkları karşı tarafında kabul etmiş olması gerekiyor. Bu yüzden eğer mehir konusunda katı davranacaksanız ve mehir boşanma sürecine girdiğim zaman bana mutlaka ödenmeli diyorsanız mutlaka elinizde bir mehir senedi bulunmalı.